Bir NBA yıldızısınız, kariyerinizin en iyi yıllarında 30 yaşında ani bir kararla basketbolu bırakıyorsunuz ve 32 yaşında gizemli bir tekne yolculuğuyla kayboluyorsunuz. Hikaye Sherlock Holmes'un bile çözmekte zorlanacağı türden. Kahramanımızın adı Brian Williams veya 1998'den sonra bilinen adıyla Bison Dele. Brian Williams, NBA gibi basketbolun en büyük organizasyonunda forma giyen en enteresan kişilerden biriydi. Hem Afrikalı hem de Kızılderili kanına sahip 2 metre 11 santimetrelik dev adam yetenekleriyle NCAA'de Maryland Üniversitesi tarafından burs alır. Çaylak sezonunda 12.6 sayı, 6 reboundluk ortalamayla oynar. Fakat Williams bir yıl sonra Arizona'ya transfer olur. Buraya bir parantez açmak gerekir. NCAA içinde transfer olmak demek bir yıl boyunca basketbol topunu eline almama anlamına gelir. Maryland'daki koçu Bob Wade'e yapılan ırkçı saldırıları bir tepki olarak Arizona'ya geçiş yapar. Neyse ki bir yıllık aradan sonra Arizona ile harika maçlar çıkarmaya devam eder ve son yılında 14 sayı 7.8 rebound ortalamasıyla sezonu bitirir. 90'lı yıllarda tam aranan tipte bir uzundur Williams. Güçlü, atletik, sol elini kullanabilen ve iyi bir şutu olan oyuncunun asıl yeteneği ise harikalar yaratabildiği sırtı dönük oyunudur. 1991 draftında Orlando Magic tarafından 10. sırada seçilir. With the 10th pick in the 1991 NBA draft, the Orlando Magic selects Brian Williams from the University of Arizona. İlk sezonunda sakatlıkların etkisiyle kendisini pek gösteremez. Parkeden uzaklaştıkça psikolojik problemleri de baş gösterir. Ertesi sezon Orlando Magic efsane uzun Shaquille O'Neal'i draft edince Williams'a ihtiyaç kalmaz. 1993-1994 sezonunda Denver Nuggets'ın yolunu tutar. Parkedeki süresi arttıkça kafasındaki düşüncelerle barışmaya başlar. Hatta Tourette sendromu hastası Mahmut Abdulrauf ve Dikembe Mutombo ile birlikte harika bir üçlü olurlar. Denver Nuggets o sezon 8. sıradan playofflara girme başarısını gösterir fakat rakip seri başı Seattle Supersonics'tir. NBA tarihine geçen bir seriyle rakiplerini 3-2 alt ederler. İlerleyen turda Utah Jazz'a 4-3 ile elenirler. Yetenekleriyle herkesi kendisine hayran bırakan Williams, sorunlu dev adam ünvanından geleceğin uzunu ünvanına doğru geçiş yapar. 1996-1997 sezonunda Chicago Bulls'a geçer. Normal sezonda disiplin problemleri sebebiyle sadece 9 maç oynayabilir fakat playofflarda Michael Jordan ve Scottie Pippen'a katkı vererek takımın şampiyonluğunda önemli rol oynar. Böylelikle NBA'yi şampiyon olarak tamamlama başarısını gösteren oyunculara verilen yüzüğün sahiplerinden biri olur. Şampiyon olunan sezonun ardından Detroit Pistons tam 50 milyon dolarlık bir kontrat imzalatır Williams'a. İlk sezonunda 78 maçta 16.2 sayı, 8.9 rebound ortalamalarıyla aldığı paranın hakkını verir. Fakat yeterli olmaz. Detroit Pistons playoffların dışında kalır. 1998-1999 sezonu lockout sebebiyle başlamaz. Williams tekrardan parkeden uzaklaşıp kendi şeytanıyla baş başa kalır. Kızılderili atalarına saygısından dolayı ismini Brian Williams'tan Bison Dell olarak değiştirir. Yaşadığı Michigan'dan iklim sebebiyle sıkılır. Evine Çin Seddi'ni andıran duvar büyüklüğünde bir akvaryum yaptırır ve boş zamanlarını bu akvaryuma dalışlar yaparak geçirmeye başlar. Dalış onun için düşüncelerinden kaçış olur. Artık bir hayali vardır, o da okyanusta dalmak. Bu esnada lockout sona erer ve yeni sezonda Bison 10.5 sayı 5.6 reboundla oynar. Bir sabah kalkan Bison bu hayattan sıkıldığını düşünüp basketbolu bırakmaya karar verir. Detroit Pistons yönetimine bu isteğini iletir. Daha kontratında 35 milyon doları bulunmaktadır ve Detroit şehrinin ona ihtiyacı vardır. Pistons yöneticileri onu geri döndürmek için yalvarırlar. Fakat Bison Dell 30 yaşında kariyerin zirvesinde emekli olur. Parayla pulla alakası olmayan Bison Dell cebine attığı 5 milyon dolarla dünyayı dolaşmaya başlar. Motivasyonu ise 1996'da verdiği bir röportajda gizlidir. Benim evim dünya gezegenidir. Dünyayı dolaşmayı ve onunla bütünleşmeyi istiyorum. Ne bir başlangıç noktasına ne de bir varış noktasına ihtiyacım var. Çünkü ben bu dünyanın kralıyım der. Önce Avrupa'daki ülkeleri, sonra ülkemizi, oradan Lübnan'ı, Şeyselleri, Hindistan'ı, Endonezya'yı geçer ve 2000 yılının başında Avustralya'ya ulaşır. Burada Batı Avustralya'daki Perth şehrine ve özellikle Fremantle Limanı'na aşık olur.
650 bin dolara lüks bir yat alır ve adını Swahili dilinde hiç sorun yok anlamına gelen Hakuna Matata koyar. Yatını lüks bir şekilde donatarak ev haline getirir. Bir kaptanla anlaşır, amacının Avustralya'yı denizden dolaşmak olduğunu söyler. Bu dönemde basketbola dönen Michael Jordan tarafından kendisiyle Washington Wizards'ta oynaması için bir mail alır ama reddeder. 2001 yılının Kasım ayında gezileri esnasında tanıştığı Serena Carlin'ı da Hakuna Matata'da yaşaması için ikna eder. Nisan 2002'de Bison Dell uzun zamandır konuşmadığı abisi Kevin'le de iletişim kurar. Bison, abisini Serena ile birlikte yapmayı planladıkları 3 haftalık tekne gezisine davet eder. Kısaca abisi Kevin'den de bahsetmek gerekirse, o da aynı kardeşi gibi ismini değiştirerek Miles Dabort adıyla yaşamını sürdürür. 2 yaş büyük olan Miles da 2 metre 3 santimetrelik fiziğiyle başarılı bir sporcu olma potansiyeline sahiptir. Fakat kronik astım rahatsızlığı sebebiyle sportif başarıyı yakalayamamıştır. Küçük kardeşi Bison Dell'in maddi desteğiyle üniversitesini bitirebilmiştir. Bison'dan gelen telefon onun için de bir yeniden başlangıçtır. Hemen kabul eder ve kardeşinin yanına gelir. Hikayenin bundan sonrası ise halen gizemini korur. 2 Mayıs 2002 tarihinde Fransız kaptan Bertrand Saldo ve yardımcısı Mark Manson'ın kullandığı yat, içinde bulunan Bison Dell, Miles Dabort ve Serena Carlin'la Tahiti'ye doğru 3 haftalık yolculuğa başlar. 20 Mayıs tarihinde Hakuna Matata Tahiti'ye varır. Grup 31 Mayıs tarihinde Tahiti takım adalarında kalp şeklindeki Moor Adası'na çıkar. Burada kaptanın yardımcısı Mark Benson Avustralya'ya döner. 3 Temmuz'da yeni bir yolculuk planı yaparlar. Hawaii'de sona erecek bir yolculuğa başlarlar ve bir daha kendilerinden haber alınamaz. 15 Ağustos'ta kızlarından uzun süredir haber alamayan Carlin ailesi polise başvurur. 25 Ağustos'ta da FBI ile birlikte Fransız polisi Tahiti'de geniş kapsamlı bir soruşturma başlatır. 5 Eylül tarihi soruşturma için çok kritiktir. Phoenix polisi vefat ettiği düşünülen Bison Dell'in eski adı olan Brian Williams adı ve kimliğiyle bir kuyumcudan 150 bin dolarlık altın satın almaya çalışan Miles'ı gözaltına alır. Polisler bir türlü Bison Dell cinayetiyle Miles arasındaki organik bir bağ oluşturamazlar. Delil yetersizliğinden Miles'ı serbest bırakırlar. 6 Eylül'de Miles uçakla San Ysidro'ya, oradan da Kaliforniya'ya geçer ve burada Erica Wise isimli kadınla yatta neler yaşadığını itiraf eder. Ardından Tijuana'ya kaçar. Erica Wise hemen polise başvurur ve Miles'ın anlattıklarını bildirir. 11 Eylül'de Miles annesini arar ve kaçmaya devam edeceğini, çünkü hapishanede hayatta kalamayacak kadar güçsüz olduğunu söyleyerek telefonu kapatır. 14 Eylül tarihinde ise Miles, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika sınırında baygın şekilde sınır güvenliği tarafından bulunur. Hastaneye kaldırılan Miles, astım rahatsızlığı sebebiyle aldığı ilaçlarda doz aşımı yapmıştır ve komaya girmiştir. FBI ve Fransız polisi, Bison Dell, Serena Carlin ve Bertrand Saldo'nun kaybolmalarının bir cinayet planının sonucu olduğunu ve Miles'ın bir numaralı şüpheli olduğunu açıklar. 21 Eylül tarihinde eski adı Hakuna Matata, yeni adı Aria Bella olan yatta araştırmalar yapılır ve kurşun delikleriyle yaralanma izlerine rastlanır. 23 Eylül tarihinde ise Miles büyük bir gizemle birlikte komadan çıkamayıp hayata gözlerini yumar. Polis harekete geçer ve tekneyi aramaya başlar. Dedektiflerin bulduğu delillere göre olay şöyle gelişir. İki dev kardeş sebebi belli olmayan şekilde kavgaya tutuşurlar. Araya giren Serena aldığı darbe sonunda oracıkta ölür. Telsizle durumu Haiti polisine bildirmek isteyen Kaptan Bernard Saltrow'yu da kardeşler etkisiz hale getirirler ve tekrardan tartışmaya başlarlar. Fakat bu esnada Bison'ın silahına ulaşan abisi küçük kardeşini vurur. Panikleyen büyük kardeş herkesin ayağına taş bağlayarak okyanusa atar. 13 Temmuz tarihinde Miles Tahiti'ye 40 kilometre uzaklıktaki Hitiya Adası'na çıkar. Burada Hakuna Matata'nın rengini ve sonra da adını değiştirir. Yatın yeni adı Aria Bella'dır. 16 Temmuz tarihinde sahil güvenlik ekipleri mercan kayalıklarına çarpan Aria Bella'nın yardımına gelir. Hakuna Matata olduğunu fark etmeden yatı marineye demirlerler. 18 Temmuz tarihinde iri bir adam yerli satıcının birinden 2 parça dalgıç malzemesi satın alır. 19 Temmuz'da abi Miles, fotoğrafçı da vesikalık resim çektirir ve yeni bir kimlikle Los Angeles'a doğru uçakla harekete geçer. Devamında da Miles, astım ilaçlarında doz aşımı yaptığı için vefat eder. FBI yetkilileri, Bison Dell ve diğerlerine ulaşamadıklarını
davanın kapandığını açıklar. Ancak Bison Dell'in Tahiti'de görüldüğüne dair şehir efsaneleri halen dolaşmaktadır.